birkaç aydır hepimizin gündemine düştü Metaverse. Yani bu dünya, bu fiziksel dünya ve şimdi bildiğimiz gezegenler bize yetmiyor. Bir taraftan süratle Mars'a gitmeyi düşünüyoruz. Bir taraftan bütün uzayı internet ağıyla bağlamaya çalışıyoruz. Birkaç aydır da gündemin ortasına Metaverse düştü. Yani sanal dünya, bugünkü gerçek dünyanın ikizi, hatta ikizleri. Çünkü kaç tane dünya olacak, kaç tane çarpılacak, kaç tane İstanbul olacak, kaç tane Türkiye olacak, bu belli değil. Çünkü Metaverse sınırı olmayan özgür bir dünya. Dolayısıyla ben en büyük etkenin yine teknolojik ve dijital dünya olacağını ve buradaki gelişmeler olacağını düşünüyorum. Yakın zamanda video çekimlerinden, emojilerden bahsederken bugün augmented reality'den, virtual reality'den bahsediyoruz ve bir anda gündeme Metaverse düştü. Benim yaş grubum bunları öğreniyor. Ama bir yaş grubu var ki Z nesil, zaten dijital doğmuş, dijital yaşayan ve onlar için de gelecek, geleceğe bakış şekli de bambaşka. Onlar için özellikle Metaverse dünyası yeni bir hız, yeni bir gelişim katacak. 10-15 senedir hayatımızda internet var ve internet hayatı hızlandırdı. Arkadan sosyal medya başladı. Sosyal medya ile dünyamız iyice büyüdü. Artık informasyon teknoloji sayesinde çok hızlı yayılan bir sistem haline geldi. En büyük değişiklik hayatımızda belki de bu. Tabii ki geçmişte bazı öngörüler hayal kırıklığı uğrattı. Tamam. Ancak bu da normal bir şey, çünkü bir takım insanlar bir takım planlamalar yapıyor, bir takım öngörüler görüyor. Bunların bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Mesele öngörülerin çoğunun hayata geçmesi ve geçmişe baktığınızda da öngörülerin çoğu hayata geçmiş vaziyette. Şimdiki öngörülerde çoğu hayata geçecek, bazıları geçmeyecek. Geçmişte sistematik daha ağır işliyordu, şimdi çok daha hızlı işliyor. İnternet eğer dünyanın her tarafında olmuş olsa, her tarafta kullanılıyor olmuş olsa, hala Asya'nın bazı ülkelerinde, Afrika'nın bazı ülkelerinde internete ulaşım az, orada da gerçekleşse belki hayat toplam bütün dünyada daha da hızlı işleyecek. Öngörülerde belki uygulama oranı çok daha yükselecek, ama dediğim gibi şu anda hayatımızda en önemli etken teknoloji ve dijital dünya. Dijital dünya geliştikçe iletişim de değişiyor. Şimdi boşu boşuna Twitter önce 140 harfle, daha sonra da 200 küsur harfle iletişim kurmayı mecbur kılmadı. Bir de şöyle bir şey oldu. Artık akıllı telefonlar hayatımızın en önemli parçası, vaktimizin çoğunu akıllı telefonlarda, iPad'lerde geçiriyoruz. Dolayısıyla birbirimizle göz göze bakışarak, koklaşarak, el ele tutuşarak iletişim azaldı. Dijital iletişim ön planda. Az kelimeyle, az cümleyle isteklerimizi, hislerimizi, duygularımızı anlatmak durumundayız. En büyük değişiklik bu olacak. İyi midir, kötü müdür? Bunu da bilmiyoruz. Çünkü insanlar arasındaki iletişim, insanlara enerji veren, insanlara yaşam kaynağı olan en önemli konu. Bu konuda herhalde bir yeni bir öğretiye, yeni bir değişime gireceğiz. Bundan kimimiz memnun olacağız, kimimiz memnun olmayacağız. İnternetteki, teknolojide, dijital dünyada gelişime ek olarak son 2 senede de bir pandemi yaşıyoruz ve bu pandemi aslında hayatımızda kalıcı, yeni normlar denilen değişikliklere sebebiyet verdi. Bunlardan birisi bu pandemi döneminde ilgili olmayanlar da dijital dünyayla deneyim kazandılar. Dijital dünyayla evden çalıştılar, evden eğitim oldu. Bu vesileyle de dijital öğrenim, dijital deneyim çok fazlalaştı. İşte hayatımıza uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma diye bir sistem girdi ve görünen o ki bu sistem kalıcı olacak. Örnek veriyorum, eğitim bundan sonra büyük bir ihtimalle hibrit olacak. Yani hem fiziksel hem dijital olacak. Bu aynı şekilde çalışma için de geçerli. Dünyanın birçok şirketi hala daha evde çalışanları merkezlere çağırmadı. Hatta
yeni iş sistemleri yarattı. Evde uzaktan çalışmayı ileri dönük olarak da kabul edebileceğini söyledi. Bu insanlar için yeni bir deneyim. Buradan da özellikle beyaz yakalılarda, yani günlük hayatı sınırlamak istemeyenlerde dijital göçebelik diye bir kavram ortaya çıktı. Dijital göçebeliğin ana kodu özgürlük. Yani insanlar bir şeye bağımlı kalmadan hem çalışmak istiyorlar, hem kreativitelerin arttığını düşünüyorlar, hem çalışıyorlar, hem de özel hobilerini çalışırken uyguluyorlar ve zamandan bağımsız çalışmak istiyorlar. Bir anda dünyanın bazı yerlerinde, bazı coğrafyalarında dijital göçebelerin bir araya geldiği ülkeler, şehirler, kasabalar oldu. Türkiye'de de bu bir trend. Türkiye'nin de birçok yerinde dijital göçebelerin buluştuğu, hem işlerini yaptıkları hem de özel hayatındaki hobilerini uyguladığı yaşam merkezleri olmaya başladı ve hızlanacak. Aşağı yukarı 2015'te ilk defa dijital göçebe gündeme düştüğünde 2030 yılında 1 milyar dünya nüfusunun 1 milyarının dijital göçebe olacağı söyleniyordu. Büyük bir ihtimalle pandemiden sonra bu rakama çok daha çabuk ulaşılacak. Şu anda bile 250-300 milyon insanın dünyada dijital göçebe olduğu hesaplanıyor. Özgürlüğü arayan, işiyle özel hayatını birleştirmek isteyenlerin bu dijital göçebe şemsiyesi altında hayatlarını daha mutlu, daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Turizm öyle bir şey oldu ki seyahat hareketleri 2019 yılında 1,5 milyar insanın hareketlenmesi, yani insanlar 1,5 milyar insan seyahat etti ve pandemiden önce bu rakamın çok yakın zamanda 2,5 milyara çıkacağı konuşuluyor. Yani seyahat, deneyim, yani seyahatle deneyim yapmak en önemli trendlerden, en önemli eğilimlerden birisi. Şimdi hayatımıza Metaverse girecek. Metaverse nasıl etkileyecek bunu? Metaverse'e ben bir çeşitli ve çok sayıda paralel dünya olarak düşünüyorum. Ve bunun içeriklerinin turizm alanına çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bir huni gibi. Huninin üstünde ne kadar çok dijital deneyim olursa ve bu dijital deneyimden insanlar ne kadar mutlu olursa, huninin ucundan fiziksel olarak o kadar çok fazla insan gidip o ülkeyi, o kasabayı, o oteli, o şehri ziyaret edecektir. Bizim gibi, Türkiye gibi özellikle deniz, kum, güneşin yanında kültürel aktiviteleri çok olan bir ülkede deneyim daha ön planda ve bunlar geçmişte fiziksel olarak da keşfedilmemiş bir sürü yerler var. Metaverse bunların tekrar önce dijital sonra da fiziksel olarak deneyimlemesinin çok önemli bir aracı olacak.